Değerli dinleyiciler, şimdi sizlere 13 Eylül 2017 tarihinde TR724'te çıkan Tarikatlarda ve Cemaatlerde Yabancılaşma başlıklı yazımı seslendireceğim. Gerek tarikatlar, gerekse tasavvuf dışı cemaatler, erdemli bir toplum inşa etmek ve haram, helal, hak, adalet bilen insanlar yetiştirmek için vardır. Her biri kendine göre spesifik hedefler belirlese de, zikri artırmak, Kur'an'ın lafzını öğretmek, Kitab-ı Kainatı ve Kur'an'ı asrın idrakine okutmak, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak gibi aslında varlık sebepleri Allah'ın rızasını kazanmaktır. Rabbini bilen, ibadet eden, kulların hukukuna dikkat eden insanlar yetiştirmektir. Bu türden insanların sayısını artırmak ve toplumun huzuruna, barışına katkı vermektir. Esnaflar, varlıklı kimseler hep bunun için hayır kurumlarına, cemaat tarikat teşekküllerine yardımcı olur, destek verir, imkanlarını oraya akıtır. Hocalar, yeni, ahlaklı, terbiyeli bir nesil yetiştirmek için asgari şartlarda hayatını idame ettirecek imkanlarla ülkenin, dünyanın her yerinde hizmet eder, koşturur, çabalar. Hanımlar, ablalar çoluğunu, çocuğunu, eşini ihmal edecek şekilde vaktini hayır kuruluşlarına, tarikatlara verir. Ancak bütün hareketlerde olduğu gibi cemaat tarikat hizmetlerini, faaliyetlerini hep aynı safiyette sürdürmek mümkün olmaz. Zamanla profesyonelleşme olur. Yetkiler, hiyerarşiler ortaya çıkar. Abiler, ablalar, vekiller, şeyhler, hocalar sınıfı oluşur ve bunlar rızayı ilahi için bir araya gelen insanlar içinde ayrıcalıklı, önemli, etkili hale gelirler. Bir bürokrasi teşekkül eder ve bütün bürokratik yapılarda olduğu üzere yapı hantallaşır, asıl gayeden uzaklaşır. Öndekiler avantajlarını koruma, gücünü artırma eğilimine girer. İtaat ve biat kültürünün yoğunluğuna, istişare, meşveret ahlakının yokluğuna bağlı olarak cemaat ve tarikat yapılarında profesyoneller, bürokrasi belirleyici hale gelir. Bazen bilerek, bazen farkında olmadan insanların safiyet ve samimiyetini istismar edenler çıkar. Bir görevde yerde uzun süre çalışma, bulunduğu konumu, makamı, imkanları benimseme, sahiplenme artar. Dua, ibadet, zikir, eğitim gerekçesiyle manevi sosyal faaliyetlerde kullanmak için yapılan binalar zamanla yöneticilerin iş yeri, hatta makamı haline gelebilir. Eğer etkili bir denetim, meşveret mekanizması kurulmazsa önde gelenler mekanı ve makamı kendine mal edebilir. Yöneticiler ihtiyaçlarından öte kendi beklentilerine, arzularına, bazen egolarına hitap eden sistemler kurmaya yönelebilirler. Bir cemaatte, tarikatta gösterişli binalar, paralı işler öne çıktıysa, o yapı maksadından uzaklaşmış, asli gayesine yabancılaşmış demektir. Şeffaflıktan, öz denetimden, açıklıktan uzaklaşan tarikat cemaat yapılarının, zamanla dar bir grubun menfaatlerinin odağı haline gelmesi muhtemeldir. Tarih boyunca dindarlar dahil, siyasetçiler, sultanlar, din, ilim ve tasavvuf büyüklerini siyaseti yönünde hep kullanmak istemiştir. Kullanamadığında cezalandırma ve yok etme yolunu tercih etmiştir. İmam-ı Azam'dan İmam-ı Rabbani'ye, Halid-i Bağdadi'ye, Bediüzzaman'dan Süleyman Efendi'ye, Esad Efendi'ye kadar bütün büyükler bu açmazı yaşamışlardır. Gerçekten manevi donanıma, basirete, ufka sahip olanlar, siyasetin istismarından ve içteki yozlaşmanın çürütücü atmosferinden kitlesini kurtarabilmiştir. Ancak ilk çileleri çekenlerden sonra hazıra konan kuşaklar, maddi manevi birikimi, hevesleri, dünyevi arzuları, egoları doğrultusunda eritmiş ve yozlaştırmışlardır. Şeyhe, lidere veya onların soyundan gelenlere atfedilen kutsiyet, manevi güç, yanlışların görülmesini engellemiştir. Çürümeyi, kokuşmayı, çözülmeyi gören kişiler, manevi söylemlerle şeyhi, lideri koruma sahihiyle püskürtülüp refüze edilmiştir. Cesaret gösterip sorgulayanlar, karşılığı ve önemi olan birisi ise kısmi değişikliklere muvaffak olabilmiştir. Eleştirenler, sorgulayanlar çoğu zaman fitneci, oyun bozan şeklinde suçlamalara maruz kalmıştır. Kol kırılır, yen içinde kalır anlayışı, kapalı yapıların en önemli açmazlarındandır. Bu anlayış sebebiyle çok yararlı, hayırlı işler yapmış tarikatlar, hareketler çürümeye terk edilmiştir.
Maalesef manevi yapılar içindeki bu tür çürümelerin maliyeti herhangi bir dernek, vakıf gibi değildir. Çürüme, yozlaşma, içtekilerin ümidini, şevkini kırarken dıştakilerin nefret ve husumetini artırmaktadır. Öte yandan dünden bugüne siyasetçiler, toplumda etkisi olan kişileri, yapıları kontrol etmek, yönlendirmek ve kullanabilmek için şeyhin, liderin yanına tarikatın önemli noktalarını adamlarını koymuşlardır. İçteki adamlarını kullanarak bu yapıları bazen bölme, bazen karıştırma, bazen manipüle etme faaliyetlerine girişmişlerdir. Cemaatler, tarikatlar hiçbir kusuru olmasa, her şeyi düzgün yapsalar dahi siyasetçilerin hedefi olmuştur. İmam-ı Azam'a kadar pek çok maneviyat büyüğü sadece toplumdaki etkinliği, tesiri nedeniyle yöneticilerin baskısına, zulmüne maruz kalmıştır. Çünkü siyasetçiler kontrol edemedikleri güçten hoşlanmaz. Yararlı olduğunu düşünse dahi bir gün kendi aleyhine olabileceği ihtimali üzerine o gücü kontrol etmek, edemiyorsa bitirmek ister. Siyasetçilerin, devlet adamlarının cemaat ve tarikatları kontrol etme yollarının en başında cemaatin, tarikatın önde gelenlerine ulufeler, makamlar, imkanlar dağıtmak gelir. Bu işler kamu yararına, hayır işlerine destek olma sebepleriyle başlar. Ama sonra bireysel çıkarlara, avantajlara doğru evrilir. Sosyal yapıların önündeki kişileri kirleten, makama, paraya, şöhrete bulaştıran siyasetçiler, kirlenmiş kişiler üzerinden koca bir kitleyi yönlendirir, manipüle edebilir. Eskiden tarikatlar, manevi yapılar bir lokma, bir hırka anlayışıyla oldukça mütevazı şartlarda hizmet veriyordu. Günümüzde tarikatların, cemaatlerin devasa yapıları, binaları, şirketleri, holdingleri, TV'leri, gazeteleri var. Dolayısıyla imkan ne kadar çoksa imtihan da o kadar büyük oluyor. Makam ne kadar fazla ise onu gözleyen, bekleyen de o kadar çok oluyor. Artık tarikatlar kuru bir posttan, boş duvarlardan oluşan mütevazı dergahlardan ibaret değil. Şaşalı binalar, plazalar, büyük şirketler, cirosu yüksek işletmeler var. Bunlar çoğunlukla piyasa şartlarına göre rekabet etmedikleri, cemaate yönelik ve ayrıcalıklı çalıştıkları için çok karlılar, cazipler. Profesyonel işler yapılıyor ama işlerin başına o işlerin ehli profesyoneller konmuyor. Genelde tarikatın, cemaatın itibarlı adamları, şeyhe, lidere yakın kişiler yönetici yapılıyor. Mütevazı bir hayat yaşaması, maneviyatına dikkat etmesi beklenen, şeyhe yakın kişiler, çocuklar, damatlar, büyük imkanları olan şirketlerle, makamlarla, zenginliklerle imtihan oluyor. Samimi duygularla ve mütevazı imkanlarla başlayan yapılar, şirketler, yıllar içinde büyüyor, gelişiyor ve muazzam rakamlara ulaşıyor. İmkanlar, rakamlar büyüdükçe de imtihan büyüyor, fitne büyüyor, ihlas, samimiyet, dava düşüncesi azalıyor. Manevi amaçlarla kurulmuş, topluma hizmet etmesi gereken binalar, şirketler, dar zümrelerin kontrolünde suistimal edilebiliyor. Zamanla zenginlik, binalar, imkanlar, asli fonksiyonların varlık sebebinin önüne geçiyor ve amaç haline geliyor. İşte biz buna yabancılaşma diyoruz. Eğer bir yapıda, tarikatta, cemaatte araçlar amaç haline gelmişse, araçlar için amaçlardan, gaye-i hayalden, dava düşüncesinden tavizler veriliyorsa, idealler esnetilip sündürülüyorsa, burada yabancılaşma var demektir. Yabancılaşmanın, yozlaşmanın engellenmesi ise istişarenin, hesap vermenin sağlanmasıyla mümkündür. Soru sorulamaz, eleştirilemez, irdelenemez kişilerin olduğu ortamlarda gerçek manada meşveret ve istişare olmaz. İslam'ın özüne de aykırı şekilde adeta günahsız, vebalsiz, hata işlemez kabul edilen kişilerin ve ailelerin olduğu durumda sorumluyu bulmak ve hesaba çekmek imkansızdır. O nedenledir ki manevi anlam yüklenen insanların ve onların yakınlarının paralı, makamlı, imkanlı işlere bulaşmaması en doğrusudur. Sol bir gazetede artık tarikatlar, cemaatler şirke değil şirketlere duyarlı şeklinde bir eleştiri okumuştum. Maalesef şu anda pek çok cemaat, tarikat zikre, ibadete, tebliğe, tevhide, adalete, hakka değil, şirketlere, çıkarlara, aidiyete, kendilerine sunulan binalara ve imkanlara duyarlılar. Teşekkür ederim.